Merhaba Zirve TV izleyicileri. Hepiniz ekranlarınız başına hoş geldiniz. Yepyeni bir yemek programıyla karşınızdayız. Programımızın ismi Pazardan Sofraya. Sizin için pazara gittik, alışveriş yaptık ve yaptığımız alışverişte size harika yemekler hazırlayacağız. Yemeklerimiz pratik, eğlenceli bir şekilde hazırlayacağız. Birazcık programımızın formatından bahsedelim. Programımızın bütçesi 25 TL. 25 TL ile neler yapabiliriz diye düşündük ve her hafta size bir tatlı, bir salata, meze ya da cacık, bir tane de ana yemek yapacağız. Ve her hafta bir tane konuk ağırlayacağız. Birbirinden değerli konuklarla burada sizinle beraber yemek yapacağız. Bugün yapacağımız yemeklerin malzemelerini sıralayalım. Patates, kaşar peyniri, un, kimyon, kızartmak için de sıvı yağ. Yemeğimiz peynirli patates köftesi. Daha sonra Hitit cacığı yapacağız. Yanına çok yakışacağından eminim. Yoğurt, salatalık, yeşil soğan, dereotu, tuz, sarımsak. Bir de tatlı yapacağız. Sütlü irmik tatlısı. Gayet kolay ve pratik bir tatlı. Tatlımız için süt, şeker, tereyağı, tarçın, tuz, irmik gerekiyor. Her hafta programımızda bir konuk alacağız. Bu haftaki konuğumuz Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yusuf Kadri Şirinkan hocamız olacak. Konuğumuzla beraber sohbet edeceğiz. Beraber yemek yapacağız, yardımlaşacağız. Konuğumuzu stüdyomuza alalım. Yusuf Kadri Şirinkan hocamızı buraya alalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı olsun programınız. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok açım. İnşallah güzel bir köfte olur. İnşallah hocam. Biz de bize uğur getireceğinizi düşünerek ilk hafta sizi konuk ettik hocam. Sağ olun. Bakalım hocam başlayalım. Siz de bana biraz yardım edersiniz. Ne yapıyoruz şimdi? Hocam bugün patates köftesi yapacağız. Peynirli, kaşar peynirli. Bir tane Hitit salatamız var hocam. Hitit cacığı da derler. Enteresan. Sütlü irmik tatlısı yapacağız hocam. Tamam. Yemeklerimizin hepsinin hocam hemen hemen ufak hikayeleri var. Arada tamam, anlatırız. Onları dinleyelim o zaman. Tabii hocam, severek anlatırım. O zaman biz başlayalım. Tamam. Ben patatesleri alayım, böleyim. Haşlayacağız önce patatesleri. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Patateslerimiz haşlanırken biz tatlımıza geçelim. Çünkü tatlımızın dolapta donması gerekiyor, biraz soğuması tamam, gerekiyor. Güzel. Programımızın sona yetişmesi için. Hocam ben sizi o zaman tatlıyı size emanet ediyorum. Bilmiyorum nasıl yapılacak. Ben ne yapacağımı söyleyeceğim hocam, tamam, panik yok. Ben malzemeleri söyleyeyim tatlımız tamam için. 1 litre sütümüz gerekiyor. Sütümüzü boşaltıyoruz. Şöyle. Yani şeker, tatlı miktarına göre tatlı mı seviyorsunuz, az tatlı mı seviyorsunuz, ona göre değiştirebilirsiniz şeker miktarını. Ben uzun süredir çay içerken şeker kullanmıyorum. Ha. Dolayısıyla şimdiden hocam, söyleyeyim de ne olur ne olmaz. Bugünkü konuğumuz sizsiniz. Yok, siz normal yapın. Ben hani yani bir çay bardağı tercih eden de oluyor, bir su bardağı tercih eden de oluyor. Ortalama bir şey o zaman. Evet. Koyabilirsiniz. Onun için böyle tatlı irmik şeyler kullanmış, bana aşırı tatlı geliyor. 9 yemek kaşığı irmik koyuyoruz. 9 yemek kaşığı. Evet. Yani bu ölçü çok önemli. Benim için bu tatlıda en önemli şey hocam irmiğin miktarı. Az koyarsanız böyle olur, kıvamı yok, yakalayamayız. Az koyarsanız koyu olur, çok koyarsanız sulu olur. Evet öyle hocam, mi? Aynı o şekilde. Şimdi tatlımızın püf noktası tuz. Öyle mi? Tatlıya tuz. Evet. Yani hocam enteresan, o hafif tadı yakalamak için, o şeker tadını bastırmak için ama çok az bir şekilde. Şöyle çok az tuz serpiyoruz. Bir tutam. Tatlımızı böyle döktük yayvan bir tepsiye. Böyle hafif ısısı çıktıktan sonra soğumaya bırakacağız. Programımızın sonunda servise alacağız inşallah. Tamam. Hitit cacığımıza başlayalım. Şöyle malzemelerimi alayım yanıma doğru. Neden Hitit cacığı? Evet, kesinlikle bunu anlatacağım zaten. Süper. Hocam şimdi bu Hitit cacığı dediğimiz, ki bazı yerlerde, bazı kanyakçalarda salata diye geçer. Yemeğimizin şöyle bir hikayesi var, ben paylaşayım sizlerle. Hı-hı. Benim kuzenim arkeolog. Şimdi arkeoloji bölümünü okuduğu esnada ben liseye gidiyordum.
Ama meraklıydım yani. Onunla falan geziyordum, gidiyordum. Bitirme tezi ödevi hocam Hititler'di. Biz de beraber girdik kütüphaneye, internete, arşivlere. Yemek kültürüne geldiğimiz esnada hocam bu cacığı keşfettik. Bunun ince ince doğranması lazım. Ben de rende tercih ediyorum hocam. Önce bir güzelce rendeleyeceğiz. Yoğurdu eklemiyoruz. Hocam malzemelerimizi bir doğrayalım. Tamam. Yeşil soğan. Doğranmış hazır olsun. Yoğurda bir şey yapıyor muyuz? Yoğurdu hafif çırpacağız hocam. İçine biraz tuz koyacağız. Tamam. Sarımsaklarımızı da doğrayalım. Aklımdan çıkmış. Sarımsaklarımızı Ramazan Cihan hocamızın hediyesinde dövelim. Değil mi? Evet. İletişim Fakültesi'nin biricik hocası. Ramazan hocayı da bence programa davet edin. Kesinlikle hocam. Buradan da sesimizi duyuracağız ona. Eminim size güzel salatalar yapacaktır. Bir de ipucu vermiş olalım. Evet. Kendisi hocam programımıza bunu hediye etti. Teşekkür ediyoruz kendisine şöyle. Doğramadınız, ezdiniz. Hocam eziyorum çünkü sarımsak istediğiniz kadar küçük küçük doğrayıp arınmasını ezmediğiniz zaman bırakmıyor. Doğru. Bu havanda dövme işi, havan değil mi bunun ismi? Evet hocam, havan. Havanda dövme işini annem hep bana yaptırırdı. O zaman hocam siz daha küçüklüğünüzden tecrübeli olduğunuz için ya size bırakalım bu işi. Büyük çocuğu olmak böyle bir şey herhalde. İster istemez tabii bir şeylerin ucundan tutuyorsunuz. Bir de kız çocuk olmayınca evde hani o zamanlar, evet. Sonra kız kardeşim oldu ama. Bir de tabii rahmetli babaannem çok mutfağı severdi. Mutfakta bir şeyler yapmamızı da isterdi işin doğrusu. Genelde bu bölgede Güneydoğu Anadolu'da erkeklerin çok mutfağa girmesi hani evet. Şey yapılmaz, tercih edilmez ama anneannem, babaannem, anneannem de öyle. Mutfakta çok mahirdi ve bir şekilde bizim de yer almamızı isterdi yani. Sağ olsun. Onun hazırladığı kendi evde pişirdiği ekmeklerin tadı hala damağımdadır. Patateslerimiz. Bağlı bir şey. Yani hocam sarımsak, genellikle insanlar böyle kokusundan dolayı rahatsız oluyorlar, tüketmiyorlar ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Sarımsak sevip de yiyemeyenlere. Sarımsak hocam hani mesela yemeklerde falan kullandıktan sonra evet. Bir tutam maydanozun üzerine hocam bir iki damla limon damlatıp yerseniz yani hiç bütün koku hiçbir şey kalmıyor hocam. Hani bazen çünkü dişimizi fırçaladığımızda bile kalıyor kokusu. Evet. Bir de şeyi söyleyeceğim yani insanlar belki soğan sarımsak kokusu hani toplumda işte şey olur vesaire hoş falan. Ama maalesef hani ondan daha kötü kokular var. Sigara kokusu gibi. Tabii yani, hocam kesinlikle. Belki içen çok farkında değil ama çevresine o yaydığı maalesef sigaradan dolayı oluşan koku ciddi manada kötü bir etki uyandırıyor. Hani onun yerine bence sarımsak, soğan çok daha şey. Şöyle demek istiyorum hocam izleyicilerimize. Patatesimiz kaynadı. Şu an şunu göstermek istiyorum. Bakın kalan su miktarı bu kadar. Emin olun bu patatesi çok tatlandıracak. Eğer bir sürü suyu döküp içine patatesleri atsaydı bütün tadı suda kalacaktı. Zaten vitamini vesaire de orada gitmiyor mu? Evet aynen hocam aynen. Çok haklısınız. Teşekkür ederiz hocam. Bunu da sonra dökeriz. Şimdi patateslerimizi soyalım. Sıcaktır onlar. Bir soğutup soğutmaya gerek var mı yoksa? Yani elimiz dayanacak, dayanabileceği kadar. Ya da biraz bekleyelim soğusun. Cacığa geliyorum. Cacık ya da şu hocam yoğurtlu
mesela biber salatası, patlıcan salatası. Yani onlarda sarımsak olmadığı zaman hocam, benim için böyle tadı yok gibi. Tabii sarımsağın hani tat verdiği çok şey var ama işte hani yedikten sonra yahut da yerken kokusunu azaltma adına yapılabilecek bir şeyler varsa da onları da yapmak lazım. O da ayrı. Kimseyi yediğimiz, içtiğimizde de rahatsız etme hakkımız yok diye düşünüyorum. Tabii hocam, kesinlikle haklısınız. Sarımsağımızı da güzelce döktük. Tahmin 3 su bardağı. Şöyle tartayım biraz. Tartalım. 2 su bardağı, 3 su bardağı. Yoğurt hani bence ne kadar bol olsa o kadar güzel olur. Bunu da karıştırmak gerekiyor değil mi? Evet hocam. Bir şeyleri bozmayayım mı? Yok olur hocam. Dokunuşlarınızla harikalar yaratıyorsunuz tuz, hocam. Yok canım. Tuz en son mu? Tuzu yoğurda ekliyoruz biraz. O da yine tercihe bağlı herhalde. Çok tuzlu. Evet. Kesinlikle tercihe bağlı. İstenmiyor. Bir yerde görmüştüm. Limon ekliyorlar. Yoğurda yani, mı hocam? Cacığa. Ha, evet. Ben denemedim hiç. Güzel olabilir. Yani işte herhalde tercihle alakalı ama üzerinde zeytinyağı olmazsa olmaz. Değil mi? Evet, kesinlikle yani, hocam. Doğru. Ben birazcık da sumak atıyorum cacığa. Hocam damak tatlarımız benziyor. Şöyle çırptık güzelce. Evet, şimdi daha bir ve bu homojen. Efsane buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Evet, yavaş yavaş şimdi böyle. Peki cacığı neyin yanında daha çok yiyoruz? Şimdi hocam, mesela, buna ben biraz bölgesel bir cevap vermek istiyorum. Bölgesel. Hocam ben Urfalıyım. Evet. Mesela cacığın yanında, şöyle, daha doğrusu çiğ köftenin yanında cacık yoksa yani bir eksiktir. Olmaz, olmaz. Lahmacunun yanında. Pilava çok yakıştırırım da. Aynen öyle, ben de onu diyecektim zaten. Ben pilavı da çok sevdiğim için. Çok az su da katmak istiyorum hocam. O kıvam da tercihe bağlı galiba bildiğim kadarıyla. Evet yani hocam. Böyle... Bazıları daha çok sulandırıyor da ben bu kadar suyun yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Cacığımız da bitti. Bunu da soğutmak gerekir mi? Birazcık yani, daha böyle soğuk. Dediğim gibi hocam yani, tercihe bağlı. Evet ama bence biraz dolaba koyalım. Tabii tabii koyalım biraz, hani. Şahsen en azından diğer yemekler pişinceye kadar şöyle. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Cacığımız hazır. Daha sonra servis edeceğiz. Bunu biz dolaba alalım. Patateslerimizi soyduk ve küçük küçük doğradık. Hani yoğururken kolaylık sağlasın diye. Bir tutam tuz. Bir tuz. Başka bir şey sevme atıyor musun? Evet, evet. Şeker mi? Karabiber. Tabii hocam şimdi ben tatlıya tuz katınca siz yemeğe de... Acaba hani vardır bir hikmeti değil. Olabilir mesela fasulyeye şeker katılıyor. Evet, yani ben de duymuştum. Özellikle yeşil fasulye bir kesme şeker atıldığı şöyle, sanki. Karabiber. Başka bir şey var mı? Şuradan arkadaşlar... Ben uzanayım. Tabii. Un mu? Un, yumurta. Un. İki yumurta kullanıyorsunuz. Evet hocam. Tamam. Yumurtalar çiğ, herhangi bir şey yapılıyor mu? Yok hocam, yok. Çiğ. Şöyle bir tutam unu. Hocam, sizin... Mesela fotoğraflar ilgili çalışmalarınız... Şöyle, şimdi dersin haricinde tabii ki fotoğraf çekerek öğrenilen bir sanat dalı. Yani icra etmeniz gerekiyor, uygulama yapmanız gerekiyor. Evet. Bu çekerek öğrenilen bir sanat dalı olduğu için evet, biz fotoğraf öğretirken ne kadar çok fotoğraf çekilirse o öğrenme süreci o kadar hızlanacaktır. Ya hocam evet, böyle hani pratikte ya uygulanması gerekiyor. Öyle sınıfta arkadaşlar şuna basın, şöyle yapalım. Tabii tabii tabii. Yani şimdi işin teorisini kısa bir zamanda anlatırsınız. Bir tutam da kimyon. Evet, bu arada bir tutam kimyon. Yağla da kaynamayalım. Evet. Güzelce ben yoğuracağım hocam. Evet. Siz konuşun. Bunun için işte mümkün olduğu kadarıyla pratiği sağlamak üzere çalışma yapmak gerekiyor. Şimdi fotoğraf sanatı dediğimiz gibi hani sabır çok önemli. Öğrenme evet, sürecinde de bu çok önemli. Evet hocam. Şimdi ne yapıyoruz? Haşladık patateslerimizi biliyorsunuz. Soyduk, hı-hı, yoğurduk. Gerekli her şeyi koydum içine.
Ben şimdi bir tane arkadaşlara örnek olarak göstereceğim. Zamanımız kısıtlı olduğu için hocam. Evet. Daha önce hazırlamıştım ben. Şimdi unu biraz alıyoruz şöyle hocam. Böyle bir kısmını böyle alalım. Bu da kıvamın tutması önemli herhalde. Diyelim ki kıvam tutmadı ve... Un ekleriz hocam. Un ekleyerek kurtarabiliriz diyorsun. Tabii. Tamam. Bunları öğrenmekte fayda var. Çok böyle cıvık olmaması gerekiyor hamurumuzun. Mesela patates miktarına göre yumurtayı 1'e indirebiliriz. Tamam. Patateslerimizi alırken bir süzgeç kullanırsak hani patateslerimizi süzgece koyup biraz sızmasını beklersek daha güzel bir sonuç elde ederiz. Bunları kızartacağız yağda. Evet. Çok yağ mı olacak, az yağ mı olacak? Yani çok yağ olmasın, hani böyle üzerine taşmayacak. Hafif hafif kızaracaklar, pembişleyecek olacak. Tamam. Zaten bu haliyle bile bayağı iştah açıcı görünüyorlar. Bakalım. Sonuçta umarım memnun kalırsınız hocam. İnşallah. Şöyle hocam göstereyim arkadaşlara bu şekil. Tamam. Ben şunları kenara alayım hocam. Şöyle. Şimdi kızartma aşamasındayız. Şöyle hocam, daha önce arkadaşlarımızla beraber biz hazırlamıştık. Öyle mi? Evet. Böyle herkes ruh haline göre şekil verdi hocam. Öğrenci arkadaşlarımız da bu şekilde yapabilirler. Biz ocağımızın altını açalım. Şimdi hocam kızartma üzerimize sıçramaması için, elimize inanmaması için dışarıdan kendimize doğru bırakacağız. Bu şekilde sıçramasını engelleyeceğiz bir nebze. Ben bunu bilmediğim için hep patates kızartırken falan üzerime sıçrıyor. Onun için önce önlük takıyorum korkumdan. Hocam şimdi üstümüzün batması da, yani kendi elimizin yanması da var. Şöyle. Her açıdan sıkıntıyı engelleme için bir püf noktası. Tabii dışarıdan kendimize doğru. Ve sakin hareketlerle. Peki ne kadar kızarması gerekiyor? Yani böyle çok koyu mu olacak? Hocam üzerleri yoksa pembeleşinceye kadar. Pembeleşince. Zaten pişmiş patates sonuç itibariyle, değil mi? Evet, yani evet. Patates haşlanmış olduğu için çok da herhalde fazla pişirmeye gerek yok. Bu arada ben patatesi çok seviyorum. Yani sadece kızartmasına değil. Patatesle yapılan bütün yemekler çok hoşuma gidiyor. Ben de çok severim hocam. Zaten patates kullanışlı hocam, evet, her alana. Çok faydalı bir de. Karbonhidrat olarak bayağı bir... Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çabuk hemen pembeleşiyor. Yakmayalım. Evet hocam, köftelerimizi kızarttık. Güzelce tabağımızı aldık. Çok leziz görünüyorlar. Sunum demiştik. Evet. Şimdi güzel bir tasarım yapalım tabağımıza. Göreceğiz bakalım. Yani nasıl sunuyorsun? Oradan da puan vereceğiz ya. Tabii ben tabağımı alayım hocam. Şöyle. Hocam, gayet güzel. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programınız hayırlı olsun çok arkadaşlar. Çok sağ olun hocam. Hani televizyoncular kendi arasında bir ölçüm metodu olarak reytingi kullanırlar. Şöyle bir tabir vardır, reytingi bol olsun diye. İnşallah. Sizin böyle bir kaygınız olmadığını biliyorum. Ama Zirve TV'de yayınlanan bu programların zaten öğrenciler kendini geliştirmek için, eğitimlerini tamamlamak için yapıldığını da bildiğimiz için özellikle ben bütün öğrenci arkadaşlarım, iletişim fakültesinde okuyan, radyo, televizyon, sinema bölümünde okuyan arkadaşlarım bu tarz programlarla kendilerini geliştirip yarın sektöre atıldıklarında, sahaya indiklerinde çok daha rahat iş bulacaklarını, buradaki deneyimlerini, şimdi burada ufak tefek hatalar olabilir, ufak tefek sorunlar yaşanabilir, bunlar önemli değil. Burası tamamıyla bir laboratuvar, yaptığımız program da bir laboratuvar ama ben inanıyorum ki buradaki bu program, hani montajdan sonra da bu çok daha farklılaşacak, güzelleşecektir. Evet. Ulusal bir kanalda yayınlanacak düzeyde çünkü arkadaşlar o kadar ciddi çalışıyorlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben onu da gözlemledim. Bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani bu övgüleriniz bizim için çok önemli hocam. Bizi çok utandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Eksik. Arkadaşlar bu hafta yemeklerimizi yaptık. Patates köftesi, Hitit cacığı ve irmik tatlısı yaptık. Sütlü irmik tatlısı. Umarım denersiniz, beğenirsiniz. Sosyal medyadan yorumlarınızı bize atabilirsiniz. Denediklerinizi çekip gönderebilirsiniz. Çok mutlu oluruz.
Bu haftalık bizden bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.